Mihai Four Lakes, Land Madness, Rasher, Arabia, Hideout, Land Nomads. Bu şekilde. Acaba evet abi bir tane kapalı seçmiş. Diğer haritalar açık haritalar. The Hybrid var Four Lakes. Aydın Land Nomads. Bakacağız. Kral bağış tablosunda 18 yazıyor ismim yerine. Abi sen orada yollayan isime 18 yazmışsın. Herhalde şeyi girerken 18 euro yazarken isme 18 de yazmışsın. O yüzden 18 onu ben değiştiremiyorum. O yüzden öyle. Evet. Malay, Khmer, Malyans, Litvanya, Kore, Vietnam, Mehmet abinin yurtları. Ya baya iyi yurtlar almış. Ben beğendim. Portekiz, Dravit, Briton, Spanish, Kumans, Moğol. Mihai'den gelmiş. Ben Mehmet abinin draft'i daha iyi be. Daha çok beğendim. Hatta çok çok beğendim. Bir saniye ben yere bakıyorum. Maç var mı? Var var. Bugün Arabiya Hideout Land Nomads. yani çok güzel ırkları var. Malay, Khmer, Irklar Malyans, bayağı iyi ya. Litvanya, Kore, Vietnam. Irklar bayağı iyi. Aynen. Hemen şu rekortları atalım. Görelim. Nihai vs GLX Rusher. Galaxy Cafe'nin gelmiş geçmiş en iyi Age of oyuncusu. Goat. Genin bir zamanlar bir numarası. Oğlum bütün Türkiye'nin bir numaraları bu turnuvada ha. Değil mi? Ben eksiğim. Evet. Evet. Şey oluyor ya. Hasan Şaş diyor ya. Hocam ben o statta oynadım falan. Hoca diyor evet. Evet. Hangi şey diyor ya? Ne? Rosenborg deplasmanı mı? Ne diyor o Bir dakika ya benim statta kazanmış oynadım olduğum turnuva falan. var sana hayırdır? Evet. Evet. Noob turnuvası kazandım ben 1500 iken. Ben de bu bir zamanında bir turnuva vardı. Şey veriyorlardı. Ulan dur çok merak ettim ya. Bir dakika maçlara geçmeden önce bir şeye bakmak istiyorum. Wobbly. Lan eskiden bu siteden çıkmazdık biliyor musunuz? Nasıl vereceğim? Bizi ekrana tam gözükmüyor bu arada. Ha, şu an iyi, okey, güzel gözüküyor. Eskiden bu siteden çıkmazdık. Pasu oyunlar burada dönerdi. Acaba benim nickim var mı? Bak duruyor da. Şifrem doğru mu bilmiyorum da. Oğlum 1500 player online'mış lan hala Wobbly'de. Ne oynuyor ki bunlar? Şey oynuyorlar Definitive mı? oynuyor biliyor musun? Definitive oynayabiliyor mu acaba? Öyle yazıyor. Abi oynayabiliyorsun. Arada ben Konkurs oynayabiliyorsun. Definitive'i göremiyorsun ama. En tepede kanka definitif yazıyordu. Yazmıyor. Bir orada yazıyor da. Neyi Kanka bilmiyorum. solda bak Play Age of Empires 2 versiyon 1.6 Definitive Edition on Wobbly yazıyor. Göremedim ya. Tam mouse'un Konkurs. olduğu yer işte. 800 kişi oynuyor burada konkursu. Abi bu benim profilim bu arada. Dur bakalım. Eskiden o fotoğrafa bak. Sağ ol. Abi bu benim main profilim değil herhalde ya. Abi kaç maç oynamışım lan burada? 1000, 2000 maç oynamışım. Arkadaşlarda şey var. Rona Povi. Ajan abinin Aynen. Smurf herhalde. Secret Melee. Uykusuz Shaun. Vay be. Benim başka hesaplarım da vardı ya. Fox Valentin.
Kanji, Tempo. Benim ana hesabım bu değildi ama. Başka bir hesabım vardı. Yelex Rusher 35. Aga be, tarihe gittim ya. Bir sürü benim hesabım vardı. Bak, bir sürü hesabım vardı. Alt direk kasva yaz. Hepsini de çıkarım yani. Bak, baksana ama hepsine de sigaralı fotoğraf koymuşum. Bir sürü hesabım var. Uykusuz kasva, gibi kasva. 50 tane hesabım vardı. Vay be. Burada da bak 1000 oyunum var. 894. Neyse hadi maçlara geçelim. Öyle bir aklıma geldi. Bir ara bakalım belki oynayabiliyorsak Wobbly'de birkaç maç atarız. Eski tarzda. Oyunun eski halini de bir görün. Yusuf abi giriyor ara ara. Onunla gir istersen bugün. Ha, olur, güzel olur. O da müsait olursa. Evet, başlayalım. Ay gidi günler ay. Başarı vs. Mihai. Game number one. Arabia. Kımar vs. Portekiz. Evet. İki ırk da güzel ırk Arabiye için. Sen hangi ırkı tercih ederdin? Ben yine kımar diyeceğim ya. Mehmet abi oduna girmedi bu arada. Hepsine ete vardı. Tuhaf. Sunucuları da ete vardı. Acaba değişik bir taktik mi yapacak? Çok hızlı çağ mı basmaya gidiyor acaba? Olabilir. Yapıya ihtiyacı yok. Tutar mı ki? Bilmiyorum. Ben hiç denemedim bu taktiği. Yani evime Vatçak Ekosu var. Barağa ihtiyacı yok zaten. Yani ben istediğim zaman... Stable atacak ekosu bile var ya. Aynen. Eh. Domuz geyikleri de çekecek. Bakalım. Belki çalıştığı bir taktiktir. And those games are were played. They They played last week played last or week in weekend, like last 5 days, we can say. And Thursday we are gonna stream live the playoff matches. Quarterfinals. So Thursday quarterfinals and Friday semifinals and finals. Except finals, everything is best of five. Finally it's gonna be best of seven. Ama biz aslında yapsak İngilizce casting de yaparız ha. Kukuro senle bir ara İngilizce casting Olur bro. İstiyorsan olayına yabancı biri hostluğunda yaparız yani. da girerim. Ya bir gün böyle bildiğin İngilizce casting olayı yapalım. Bakalım nasıl oluyor. Finali yapalım istiyorsan. Ya, yok, o zaman Türk izleyicilerimize çok ayıp etmiş oluruz. O da doğru. O zaman yarı final maçlarından birini yapalım. Bilmiyorum bu turnuvada değil de belki başka bir şeyler yapıp onu yapabiliriz. Okey. Daha iyi olur. Değil mi chat? Bak Kukuro'yu gördünüz mü? Hemen sattı. Yok finali şey yapalım. İngilizce. Maple senin kokeste yapman yok mu final İngilizce? Veya Ah. devlemeyle birileriyle. Bak, Türk izleyiciler olarak bize ayıp etmiş olursunuz. Kardeşim sen de abone olmayarak bana ayıp ediyorsun. Bizzat benim şahsıma. Abonelik olur abi. Ne turnuvası? Info Türkçe olarak söyleyebilir misiniz? Hadi 17 pop Yayın varsa zaten var Türkçe ya. Her şey Türkçe mı? Hı. söylüyoruz da. Aynen. Boy boy bir yana. Warlords Waiting Room turnuvası var. 6000 dolar ödüllü yabancı ve Türk oyuncuların buluştuğu, herkesin invite olduğu bir turnuva. Gizli bir Türk sponsor tarafından Hı. Çok gizli yapılıyor. sponsorumuz. Söyleyemeyiz.
Gizem katıyorum ki merak etsinler, belki açıklanır falan diye izlemeye devam etsinler. Aslında sponsor benim arkadaşlar. 4 senedir biriktirdiğim parayı Evet. bu turnuvaya koydum falan diyor. Evet, Archer başladı Mehmet abim. 16 işi Yeni yayın. metayı buldu ya Mehmet abi. Mihai de çok geç atlamadı ama Zable başladı o. Bu Tati Raş'a benziyor ya. Hani Tati yapıyor ya, mil atmadan sadece gold altın, Blacksmith. Onun gibi. Ama Mihai'nin map'i de güzel, full kapatıyor. VTC King, teşekkürler aboneliğin için. Çok sağ ol dostum. Aa, Vichy değil mi ya? Hı? Vichy galiba değil mi? İçi. Sabah biriyle tanıştım da. O Ha. mu? Bilmiyorum, emin Valla değilim. ben bilmiyorum. VTCH King. Yo, Bakarsan gör. değilmiş bu arada. Değilmiş, değilmiş. Giriş tarihindeki ilk aboneliğin. Evet. Aboneliği devam ettir kardeşim. Tamam mı? Burası güzel bir kanal. Yakında reklamları basacağım zaten. Bu ara azalttım biraz reklamları. Abone olmayanlar da izlesin. Bugün az reklam çıktı değil mi? Abone olmayan arkadaşlar. Söyleyin bakalım. Reklamları azalttık. Wow, bu arada odun açıldı Mehmet abinin ha. Ne kadar şanssızmış. Baksana. Görünmüyor bile. Harbiden fark eder ama herhalde orayı. Ha, fark etti. Evet, şimdi Archer'larla gidiyor. Yani çok agresif bir gameplay, güzel. Yani nasıl çıktı 10 dakikada bir 2 dakikalık reklam. Yok be. Ama 1 saatte 3 dakikalık reklam çıkarmayı etkinleştirdim yani. En fazla 3 dakika çıkar. Çıkar çıkmaz. Olmaması lazım. Yapacak bir şey yok abi. Azalmış reklam yüzünden başka kanal izliyordum onu. Abi işte abone olursan reklamsız izliyorsun. Abone ol, reklam izleme. Evet. Mehmet abi ufaktan mille de girdi. Şimdi stable da attı. Mihai sadece scout. Toplamda 7 tane scout'ı var. Sayısı da güzel mi aynı bu arada? Sonuçta barak atmıyorsun kımarla, 7 Hı. scout iyi iş yapabilir. Bir de Map'i de açık aynı. Mehmet abi şey bekledi herhalde. Skirm bekledi. Ben de olsam Skirm beklerdim. Stable attı o yüzden. Eğer Skirm oynamadığını bilseydi büyük bir ihtimalle atmazdı Stable'a. Seni izlemek için oturup reklamda izleriz be kasma. Eyvallah, eyvallah. Mehmet abi işçilerle gidiyor. Ağaçlar ormana, ormanlar. Meli yurdumda. Evet. Mehmet abi dün kimle oynamıştı? Kaplan geliyor. Mehmet abi mi? Dün Hart. Artık okey. Hak Bey, teşekkürler. Üçüncü ay aboneliğin için çok sağ ol. Ne yaptı peki, kazandı mı? Artık karşıma Aha. bir aldı galiba. Knife. Oyun aldı mı hiç? 3-0 kanka. 1-0, okey. Evet, şimdi Mihai Bloodlines aldı. Defans upgrade'i var. 10 tane scout'ı var. Oraya girecek gibi tower'ı da atıyor.
Bence tower'ı kurduktan sonra girecek Mihai oraya. Bakalım Mehmet abi görüyor mu? Görmüyor şimdi. Şimdi gördü herhalde. Açı giremez şu an Mihai, nasıl girsin buraya? Archer'lar var. Mehmet abi. Alt sayısı da güzel Mehmet abinin. Kat sayısı da güzel de infosu yok işte, o sıkıntı. Spear da basamıyorsun. Bakalım. Bu savaş. Mehmet abi defansı aldı şimdi. Oradaki bütün orduyu kaybedecek gibi. Ha, Mihai biraz tower'a vuruyor. Ha, oradaki işleri de çıkardı. Çok para patladık. Evet, fena patladık orada. Ha, tower gitmeyip Castle Age'e gitseydim Mehmet abi. Defansta kalıp çok daha avantajlı durumda olurdu. Castle'da acaba Portekiz'i daha mı güçlü gördü? Yani bir hasar veremedi herhalde, geri olduğunu düşündü. Yani Skirm de görmedi aslında. Yani burada durumu bayağı sıkıntıya soktu artık. Castle'a hiç geliyor Mihai'den. Mehmet abi mecbur asker basmak zorunda. Çünkü rakipte o kadar asker var. Şimdi barak atması gerekiyor. O kadar scout'u gördü. Archer'la tutamazsın yani. Ben olsam basmazdım Archer şu an. Base'i de çok açık. Sıkıntı da gibi bu maç. Evet. Hiç geliyor. Tamam, bir action yok. Buna girmeye çalışıyor. Evet, daha Castle Age de gelmedi bu arada Rusher'dan. 3,5 dakikalık bir fark olacak. O da bastı. Color. Hay, bu arada scout basmaya devam ediyor. Bayağı bir scout sayısı artacak. Light Cav yapacak büyük ihtimalle. Evet, Light Cav artı İkinci defans upgrade'i de geliyor. Rusher da bu arada ikinci stable'a atıyor. Biraz altında işçi sayısı az biraz. Ha, yukarıdaki altına giriyor. Light Cav oldu. Defans Nasıl geldi. Yani? Aynen. Defansı bir var. Bir tane tisa atıyor. Bir de şeyi de var. Hani sadece defans değil. Husbandry de var. Artı 1 ve azmınları da var. Şu an o archer'larla hiç girmemesi lazım Mehmet abinin. Artı 2'si olan scout'a hiç dokunamaz yani o archer'lar. Yani TC biraz yardım ediyor. Mehane Knight'larla. Abi isterse orada 2 tane TC olsun. Çok zor o şeyler. Knight'lar da geldi. Puan farkı neredeyse 1000 puanlık fark var. Patlar TC altında gözüyor. Otom o kadar değil ya. Bütün farm ekosu durdu. 3 knight'a 8 knight. 12'de light cave var. Monk bassan basamazsın yani 12 light cave'in olduğu yerde. Aynen. Yani bir yerden girecek gibi şu altınların birine. Ama yani daha güzel tamir etti. Şimdi kişi sayısında 7 işçilik fark var. Ha, 3. Town Center'a atıyor. Bir fark var. Buradan dönmesi çok zor. Ordu sayısına baksana. Sesim gelmiyormuş ya. Konuşuyorum ben de. 18 night, 10 night.
Toplam 34 orduya, 35 orduya, 18 ordu. Ha, şu an zaten TS altında yani. Geziyor. Hadi abi. Zombi ordusuyla ileriye gideyim dedi ama. Bir baktı baktıktan sonra da. Aynen. Gördü orada TC'yi, ikinci TC'yi verdi. Güzel, güzel başlangıç yaptı ama. O ileriye gitmese bence avantajlı pozisyondaydı. İlteri'de 42'ye 10. Askerleri verdikten sonra makas açıldı ya ileride. Dikkat ettin asker mi? İzlediğimiz oyunlarda bizim Türk oyuncular hep asker kontrolü. Eko'da falan çok geri kalmıyoruz aslında. Aha. Hani hep böyle asker kontrolü. Ya asker ters pozisyonda yakalanıyor. Ya çok agresif olmaya çalışıyoruz. Hep ondan gidiyor. Ben bir tık gereksiz agresiflik yapıyoruz aynen, sanki. Aynen, 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 aynen. Ben biraz böyle analiz ettim de. Genel olarak kendim de dahil olmak üzere. Biraz o moddayız. Yani hiç agresif oynama da değil. Ama yerinde agresiflik yapmamız lazım biraz. Onu anlamamız gerekiyor. APM'ler de 92-57. O işi aslında Yasin sanki bir tık iyi yapıyor. Diğer turnuvalardan yola çıkarak söylüyorum. Hani. Bilmiyorum. Onu da bu turnuvada izledim. Bu turnuvadaki oyunlarında hep böyle bir ileriye gitme. Onda da var yani. Olabilir. Evet, evet, evet. Mehmet abi vs. Ay, ikinci maça geçelim hemen. Daha sunacağımız iki seri daha var. Oo. Hangisiymiş? Evet, oyun 2. Map Hideout. Şöyle verelim. Evet, Mihai Kumans, Mehmet abi, Rusher, Malay'la oynuyor. Evet, bu map'te biraz Dark Age yavaş geçiyor, biraz hızlandıralım Dark Age'i. Witchix'de o sırada sorunuz varsa onları yanıtlayabilirim. Başka şeylerden konuşalım. Sonuçlar senin beklediğin gibi mi turnuvada peki? Yoksa bir tık daha yakın seri bekliyor muydun ikinci gün maçlar için özellikle? Hmm. Yani beklediğim gibi ya. Çünkü zaten turnuvaya aldığımız oyuncuların birinci ve ikinci torbadaki oyuncuların hepsi güncel turnuvalarda hep son 8'e kalan oyuncular. Yani o oyuncuların... Oyun almalarını bekliyor muydun bu turda mesela? Türklerden bahsedeyim özellikle mesela... Türklerin. Cyclops Migra'da Hera'ya karşı oyun almış, çok başarı bence yani. Bu adamlar Hera geçen bir turnuvayı kazandı, ondan önce yine bir turnuvayı kazandı, sürekli turnuva kazanıyor adam yani. Hani önemli olan biraz daha analiz edip yani şeyleri değiştirmemiz. Ya bence bu turnuvanın Türklere en büyük katkısı önümüzdeki hafta sonu Warlords olacak. Tekrardan qualifier'lar. Şimdi herkes maçlarını oynamış olacak. Herkes maçları da izlemiş olacak hani normal şartlarda. Evet. O turnuvaya çok büyük hazırlık. Bence de kesinlikle. Orada onu yapabilirsek Türkler olarak daha güzel noktalara yani bu hafta belki sürpriz bir şekilde qualifier'larda final oynayan Türk olabilir. Belki kazanan Türk olabilir. Bence de olabilir. Sonuçta Viper'ın, Daut'un karşısında oynadın. Aynen. Onların maçlarını izledik, analiz ettik. Evet. Neyse, boşu keseyim, oyuna odaklanalım istersen. Yo yo. Gayet haklısın yani.
Yani Lirik'i iki oyunda da alabileceğim pozisyonlar vardı aslında mesela. Aa, Doğru altı. doğru senin için de Ha. geçerli hani. Aynen. Hadi Mehmet abi tuhaf bir şekilde Manet artı Archer geldi. İleriye 5 işçiyle. Bakalım. O Tavır altında gelir mi? da tavır atıyor. Evet. İki tane Ama işçi de işte taşa kumanda varmış. iki TC Ha şey bir de yapmak ne kadar mantıklı. otoval var yani. Hani bence çok yüklenmek mantıklı değil ya kumana karşı. Çünkü push'un tutmadığında direkt şey olarak gerizisin. Ya da bunu fake atıp 3-4 tane Archer basıp Kessel'a gitmek iyi olabilir. Ama onu eko ayarını çok iyi yapman lazım onda da. Şu an o ayar çok gözükmüyor mesela tarla hepteki sayısı tarla sayısı olarak bakınca. Ve feodali ne kadar uzun tutarsan kumans için o kadar iyi. Çünkü iki TC çalıştırıyorsun. Kumans ikinci ton center'ı yapabiliyor. Evet, feodalde ırkın özelliği. Archer'lar. Mihai orada bir 25 taş topladı, 30 taş topladı bir Çok tower güzel atmak yere için. tavır attı. Evet. Ve orayı vallarsa eğer belki vallamaya çalışıyor. O tower'ı da alacak çünkü TC range'ine giriyorsun valladığında. Nihayet güzel oynamış burayı. Evet abi kaldı orada. Evet güzel. Daracık bir alan buldu. Şimdi oradan çıkacak. Bu arada Loom yokmuş Mihai'de. Mehmet abi 4 tane kill aldı Eko'dan işçi olarak. Harbiden iyi oynadı derken disaster oldu bir anda. Loom'u almamış. Yani yine 5 işçi önde ama güzel hasar vardı Rusher. Ama 5 işçisi de idle yani şu an. Aynı hesaba denk geliyor. Beş işçi önde olan Mihai bu arada. Yok şey Yani. 4 kill aldı. 5 Hmm, işçi de okey. idle ya. Onu diyorum. Artık Kessel'a iyice doğru gitmesi gerekiyor. Aşırım. Bu kadar ordum var. Bunlarla yapabileceğin hasarı ver. Basma. Şu tower gereksiz. Ya o tower'ı attı, unuttu. O tower'ı kaybetti Rusher. Yok, geri delete'ledi galiba. Ha buradan artık pushlayamazsın. Atak pozisyonunu değiştirmen lazım. Çünkü şu altını deny'liyorsun. Bak öyle yaptı. Şey Mihai de orayı kapatıyor. Altını deny'liyorsun zaten. Pozisyonu değiştir. Şuradan biraz darla bir bakalım görüş açısından Mehmet abinin. Görüyor aslında markete de. Bence şu tavra hiç gerek yoktu. Eco upgrade'leri yeni geliyor. Tower hiçbir şey de kesmiyor. Tower fight olacak. Adam zaten Aynen. daha önceden vurmaya başlıyor. Bir tık Bir de sıkıntı. içeride taşı olduğunu da biliyor. Bu map'te var yani. Eğer o tavra attıysa büyük bir ihtimalle taş topluyor demektir. Değil mi? Mehmet abinin tavrı da eve vuruyor. Tavra da vurmuyor. Yani o 5 işçiyi buraya getirip burayı yıkıp direkt şuraya bir tavır atsaydı çok daha iyi olurdu. Aynen. Mia'yı oraya direkt Evet, defansif tavrı çaktı. 11 işçilik fark var. 13 işçilik şu an. Ya bir de stable'da 100'e atıyor. Ufak bir market artı ufak bir stable hamlesiyle doğrudan şeye basarak, steplancer basarak oyunu bitirebilir bile. Evet. Ki forward gidiyor. Ya Muhtemelen şey ileriye doğru oynayacak. altın mı toplayacak dedim de bakalım görmüş mü oradaki altını.
Nihai. Görmüş aslında o altını. Nereye gidiyor bilmiyorum. İleriye gidiyor herhalde. Hadi abi de bir tower daha atıyor. Bayağı ilerideki altına gidiyor. Ona da gitmedi. Onu da pas geçti. Aşır farmları açıyor. Ufaktan Castle'a gidecek. İş farkı giderek açılıyor. De TC idle da çok. 1,5'ta 3 kişilik. Neredeyse 3,5 kişilik idle var Rusher'da. Marketi yıkacak gibi. Bu arada Castle Age'e bastı Mihai. Market atmış. Ha şu an Mihai Eko'ya hiç zarar alacak pozisyonda değil. Ha belki şuraya bir tower atsa. Bu da Mihai'nin tower fıt taşı da var. Ama karşısına atar yani. Canlı değil, hayır. Turnuva maçı. Evet. Bir şişeyle buradaki tower'a dalıyor. Mihai nereye atacak yapılarını? Defansif mi atacak? Defansif Önce atıyor base'ini istedim. attı. CG'de atabiliyorsun kumanda şeyde. Feodal'da. İki de stable attı. Tamam, evet Hatta abi üçüncü Eko'ya giriyor. stable. Bir yıktı içeriye girdi. Evet, Castle'a hiç geldi. Mehmet abi basmadı henüz. Salonu. Aynen. Malay o da hızlı gelecek ama işte buradaki bütün baskıyı kaybedecek. Bir de işçi sayısında da geri. Zarar da veremedik pek. Burada biraz farmı 40'ta bir 100 tane liraya. eşçi aldı. Kaç farmı deniliyor? Ha, ikinci defans upgrade'i. Knight. Ram de geliyor şu an. Aynen. Kaç işçi de aldı? Biraz oyunu karıştırdı mı abi? İşçi daha aldı. Aynen tavırın altında işçi almaya devam ediyor. Evet. Knight'lar artı ikili arkadaşlar. Kolay kolay düşmez. Evet, bir tower düştü. Hayır, bir kişi daha kaybetti. Ortalık bayağı karıştı ya. Bayağı karıştı. Ve daha Pikeman dönüyor. İkinci TC'yi atmadı henüz. Anastri geldi Mihai'den de. Nereye de bir tane stable atmış. Hayır. Step'den sıra döndü. Bu arada diğer tower'ları da temizliyor. Mehmet abi de oradaki işlerini köşeye çekti. Rusher'ın 3. Town Center'ı da atması lazım yoksa sıkıntı yaşayacak. Son bir convert gelir mi? Neredeyse geliyordu. 3. TC bu arada forward attı. Orayı koruması da aslında bir tık hata değil mi? Yani sıkıntı adamda iki tane Ram var. Eğer Monk'la falan geçerken relic ararken bir görürse orayı. Bu arada ilerideki ordusunu da kaybetti. Rusher için işler iyi gitmiyor. Baya bir step lancer sayısı oldu. Nihai'de.
Peki Yapıt RAM upgrade'ini de alabilir. Dördüncü konsantre atıyor. Bu arada içeriye de girmiş. Eko farkı çok oldu ya. Evet. Mihai de 3. ton center atıyor da zaten 30 işçi önde neredeyse 23-25 işçi önde içlerle de mangonellerle de giriyor o taraftan. Tam Rusher bir kale atacak, içeriye atıyor, burayı nasıl savunacak? Mihai giriyor içeriye ama içleri kötü kontrol etti. Yani şu orduyla girerse temizler şu pike'ları da. Portlar sıkıntı orada. Teplantılar da zaten menzilli buraya. Evet. Rusher full monk'a döndü. Capitram upgrade'i mantıklı olabilirdi bence. Capitram artı full push. Mihai imp'i bekliyor gibi. Girmek için. İşçi sayısında 40 işçilik fark var. Karambit. Oo, çok kötü bir fight rusher için. Monklar gitti. Bütün pike'lar gitti. Imperial'a hiç geliyor. Tamam, rakibinin ipe gittiğini biliyor. Son bir fight'e gireyim dedi. Ama kötü fight'tı da. Evet. Belki temizleyebilse. Durum 1 değil 2 oldu. 1-0. Girmemişiz. Gire bakalım hemen. Military 89 kilo 3 kill. Ekonomide 10k daha fazla toplamış. İşçi sayısında 40 işçilik fark var. APM 79'a 54. 2-0 Mihai için maç sayısı eğer alırsa. Evet. Sıradaki harita Land Nomad olacak. Başlayalım. Her Ajax bugün mü yarın mı? Bugün. Viper Neely bir de Her Ajax. Mehmet abi sever abi puşuna. Oyun 3. Map Land Nomad. Ben Land Nomad'a direkt şeyle başlardık. Başta Lumber Camp sonra TC'ye atıyorduk. Bir Ogun olmuyordu o kadar. Çıkmıyordu Ogun. Yani direkt TC'lik Ogun'la başlamıyordum. Hadi başları biraz hızlandıralım çünkü daha TC atacaklar. Bu arada Mihai direkt 3 işçiyle kurdu fark ettiysen. Şeyi dikkat ettim. Direkt 3 işçiyle kurdu. 3 işçiyle şey attı. Lumber Camp attı. 3 işçiyle de mil. Değişik bir strateji ya. Mantıklı olabilir çünkü uzak çıkarsa. Nerede Türk bayrağı var yine de acı bir gün. Asit oldu galiba. 20 saniyelik Mihai. Daha asit oldu. İki defa üstü daha asit oldu. Mihai.
Başladı. Burada rusher. O aldı mı diye bakacağım. Bir tek şuranın infosunu biliyor. Aynen. Feodal geldi. Bildim ben. O ne yapacak? Barak geliyor. Aşırın burayı görüyor olması lazım. Bitince görecek herhalde. Görmedi. Ekstra range'i var şeyin normalde. Kişileri daha çok geniş alan görüyor. Oradan görüyordur dedim de. Bak Rusher'dan Barak geldi. Domuzu kesmedi henüz. Hepsi oynayacak Rusher. Öyle gibi duruyor. Bakalım. Belki de oynamaz. Hepsi yapmayacak sanki ya, yok. Mihai ne yapıyor? Stable. Yapıyor. İşlerden haberi yok. Geldim bura bu arada. Hoş geldin. Evet, market blacksmith. Scoutlar iş yapmadı. Bir tane tower atıyor. O tower'ı gördü Rusher. Rusher'ın işçiler bir de geniş alan görebiliyor. Evet. Oraya. Rusher FC yapacaktı. Tower'ı görünce vazgeçti. Bana challenge attı. House oldu. Belki işçileri bile çıkartabilir belki burada. Güzel pozisyonu var. Nihai'nin 3 tane işçisi geziyor sağda solda. Şimdi buraya bir tane daha herhalde mil şey atmak istiyor. Yasalayıca basacak Mihai'den Tamam. neredeyse. Binaları var mı Mihai'nin? Var. Table'da var, Archerenç'te var. Okey. Yasalayıcı basacak gibi. Ama Rusher'ın map çok böyle kolay kapatılabilir şu an. Oo, bütün ordusunu da aldı. Ha, Mihai Castle'a bastı. Rusher'ı da çok uzak değil. O da basacak birazdan. Ama Mihai'nin gerçi ekosu iyi ya. Ama ne yapacak bakalım. Şu an ekstra atmadı stable. Knight'la muhtemelen map kontrolünü alıp sonra bir siege push gidecek gibi hissettim ama bilmiyorum. Yani Blacksmith atıyor. Husband direkt geliyor. Şey, Bloodlines geliyor. İkinci stable atmadı henüz. Mehmet abi şu işçileri de yakaladı. Birini öldürdü. Her ikisini de Diğerleri de öldürecek gibi. ölecek ya orada. Çıkış yok çünkü oradan. Diğeri de öldü. Mihai yeni odun upgrade'ini alıyor. Steplancer basıyor bu arada. Okey, o da olur. Bence Rusher'ın pozisyonu daha iyi ya. Gerçi Siege de atmış. Ha, Tower'ı var. Tower'ın koruyor zaten altınını. Yine zorda kalırsan market kullanıp bir tower daha atabilirsin defans yapıp. Hani çok pushlayacağı yer yok. Steplancer'lar da ok açar. Çok çabuk düşüyorlar. Şu an öyle, eskiden değildi de şu an bayağı kolay düşüyor. Ki Pyke da var hani. Ne kadar Steplancer olursa olsun Pyke'la mikrolamak zor. Abi Pyke'a karşı mikrolamak. Kore'yi pushlamak Mangonel'le çok mantıklı değil ya. Çok çabuk yanıt üretebiliyor şey Mangonel push'a. Bakalım Mehmet abi
market kullanıp falan yapacak mı onu? Aa, çok işçi kaybetti ama arkadan. Thrasher da şimdi counter atağa gidiyor. Marketi kaybetmesi çok kötü oldu. Şu an ordusunun defansta olması gerekmiyor mu Yunus ya? Yani counter atak bence de, bence de. Burayı çok güzel savunabilirdi defansta olsaydı. Oradan hiç işçi vermeden arkayı tutup direkt Mangol'un önüne salabilirdi. Az Mihai'nin de Tom Center idle çok fazla, işçi sayısında geride. Bir tane kaybetti Mangonel. Bakalım. Orada bayağı bir ordu da kaybetti Mihai. Aa, Mehmet abi iki tane işçiyi boşa verdi. Kim ordusunu yere çekiyor. Hı-hı. Arkaya ne attı Mehmet abi? Market atıyor oraya tekrardan. Okey. Yani bir market, 100 taş, şuraya bir taş, kule. Oo, güzel, güzel. Onu da aldı. Çok güzel bir Mangonel Micro. Yani bu biraz rahatlattı Mehmet abi. Aa, dikkat. Oo, Mehmet abiden Micro Show. Bütün orduyu temizledi Rusher. Aynen. Şimdi bir de forward TC atıyor. Ya o TC. Tamamdır. Aa. Ateşle dans ediyor şu an Mehmet abi. Hadi geri kaçtı. Yoksa bütün archer'ları kaybedecekti orada. Tabi orada TC artı şey olunca, barak olunca mikrolayamazsın da arada. Aynen. Sol tarafa doğru atıyor. Mantıklı. Mihai tek DC pushlamaya devam ediyor bu arada. Güzel bir ekosu yok. Hani hep kaynakları ekosu bayağı sınırlı, evet. Şeylerle topluyor. Geyikle. Ya mod olduğu için topluyor. Hızlı alıyorum diye topluyor ama ileriye dönük sıkıntı. Tek şansı var yani. Evet, push şu an tutmadığı anda Mehmet abi daha iyi bumluyor. Sıkıntı yaşar Mihai. Her geçen yaş, süre Mehmet abinin işine geliyor çünkü 3 ton center işçi farkı açılıyor. Ben bir de Mehmet abinin yerinde olsam bu archer'larla dolaşıyorum ya. Hı-hı. Gördüğüm bütün geyikleri de öldürürdüm. Rakip zaten şey, Moğol hani. Bir şekilde almak isteyecek onları. Toplamasın abi. Sen toplamıyorsun zaten, o da toplamasın. Tamam Mehmet abi şimdi. Güzel counter atak bu arada. Haydi onu gördü, ileriye gitti bütün ordusuyla. Girmeye çalışıyor bakalım. Evet, güzel. Beklediğimi tahmin ediyorum. Güzel archer var. Şu tower'ı atsa hiçbir şey yapamayacak Mihai. Şuraya gidemeyecek, tower var. Şuraya bir tower. İlerleyemeyecek, şuraya bir tower. Mihai'nin atak durdu. Hiçbir şey yapamaz. Ha, bu TC gidecek gibi ama bu TC gitse bile ilerleyemeyecek Mihai. Ben olsam salarım. Mehmet abinin bir mangolini var. Nerede o? Şurada. Yeni geldi. Bakalım. Evet, arkada bir mangoneli aldı. DC'yi vermek istemiyor Mehmet abi. Ama çok fazla kaynak harcatıyor Mehmet abi. Burayı biraz terkleyip arkaya gitse daha iyi olacak gibi. Ve ordusu da burada. Evet, bir tane aldı. Mangonel aldı. İkinci düşmedi galiba. Düştü. Ha, düştü. Aldı aldı. Kaleyi de attı oraya. Hı-hı. Ha, maç Mehmet abiye win ya. Ya pozisyon... Mihai daha yeni döndü bu ama. Pozisyonu iyi şu an. Mihai de yeni ikinci, üçüncü TC ekliyor. Aa, buradaki archer'lar sıkıntılı. Orayı görüyorum ya. Step Lancer'larla oyalayıp
Mangonellerle almak istedi ama evet abi, güzel trade yaptı en azından orada. İki tane Steplancer aldı. Evet, keşke çok... o direkt iki tane bir jam vardı, onları da aradan çıkartabilseydi. Hadi güzel bir tower da attı, şimdi oradan taş da toplayabilecek. Evet, Mihai artık farm ekosuna dönmek zorunda kaldı çünkü map'te geyik bırakmadı özellikle sağ tarafta. Med abi de çok eco upgrade unutmuş. Wilbarol şey, Wilbarol diyorum. Horse collar yok. Bowsaw yok. Bowsaw yok. Hı-hı. Ekosu iyi yani. Şu an almak istese alabilir. Oo. Mihai işçileri delledi bu arada, fark ettin mi? Şurada işçiler kaçıyordu, delledi. Yani kaçır adamın ordusu da oyalansın, niye şey yapıyorsun? Sinir oldu herhalde. Sinir ama. Oldu muhtemelen, aynen. Evet, aşırı güzel kapattı şimdi map'ine. Buraya bir tower daha atıyor, gelebilecek mangonel pushlarına karşı. Evet, iki tane mangonel geliyor şimdi. Güzel güzel güzel. Daha kaçtı. Evet, Rusher imp'e bastı. Mihai henüz basmadı. İşçi sayısında yakaladı neredeyse. Bir 10 işçilik fark var. Oradan girecek. Orada tower'lar. Hainin ilerlemesini tutacak tabi. Bir tane tower var. Hadi Rusher önden pushluyor. Boyun Mehmet abiye yazar ya. Bak bence konum çok iyi. Yani şu anda imp'e yeni bas. İmp'i de var. Evet, imp'e daha 1,5 dakikası var. 2 tane kalesi var. Şeyi basıyor. Trap basıyor. Gemistri geliyor. Ne artık kulelerle de çok iyi alan kazanıyor şu an. Hey, upgrade'ini aldı mı kulelerin? Yok, henüz almadı. Gemistri'yi yine aldı. Hadi bir tower daha geliyor. Yani 2500 civar bu arada. 2600 hatta ya bence. Oldu mu? Bakalım. 1600 küsür falan. Mihai 0 küsür bir şey yani ki herhalde ya. Box nokta Mihai 06. 2533 şu an. Evet, Mehmet abi tower atmaya devam ediyor. Kaleyi de gördü, oraya bir tane daha tower atıyor. Attırmaz. Şuraya bir tane. Şuraya. Şuraya. O da drilli şeyi bak. Drilli onager basmaya çalışıyor. Abi basmaya çalışıyor da eğer tower upgrade'ini alırsa zaten o onager'lar yaklaşamaz. Aynen öyle. Hatta şu güzel bir mikroyla bakalım yapacak mı? Mangonelleri alırsa Mehmet abim de bir mikro yaşatırsa mikro şöleni. Gerçi orada 4 tane var. Çok da yaşatmaya gerek yok bence. Aynen. Kaynak çok bu haritada. Altından bir sıkıntı yaşamıyor. Bir kale daha geliyor. Bombard eklemesi lazım ya. Bombard Cannon şu an ekliyor. Şimdi kaleden upgrade alıyor. Tower'lara ekstra range verecek.
Ben Onajira da okuyayım bu arada Bombardier'in yerine ya burada şöyle Kore olduğu için. Ha, Onajira da olabilir. Daha uzun menzile atıyor galiba Kore'nin Onajira. Yok daha uzun atmıyor da rakibinin Onajira'ından daha uzun atıyor. Dojlaması daha büyük. İşte şey daha uzun atıyor işte. Yok Bombard Cannon'a göre karşılaştık. Yok Bombard Cannon değil ya. Normal Mango şey Onager şey artı 1 Kore... veriyor. Aynen. Ha traplar geliyor. Traplara dikkat etmesi lazım. Rusher'ın traplar düşecek 3 tanesi. Dert de gidebilir. Ah, o kuleyi kurduysa buradaki şeyler çok çabuk düşer. Manager'lar. Oo. Yani şimdi işçilerle dalıyor ama orayı işçilerle alamazsın. Burada sağ tarafta, sol tarafta kuleyi. O tavır herhangi bir tavır değil. Ya iyi dikkatli ol. Burada bayağı bir işçi aldı. İşçi sayısında bayağı bir öne geçti. Şimdi öbür tarafa da puşluyor. Zombi. Şişi. Kale kuracak. Bayağı bir bombard var şu an. Tower kaybetmese çok iyi olacak. Kaybedecek ama o da kaleyi kaybetti. Tower'ı kaybetti. Şu trapler alırsa rahatlayacak aslında. Bir tane trap kaldı orada. Biraz mikro. Ama çok iyi ya. Çok fazla bombard kaybetti ama. Ya o bir tık sıkıntı ama Echo'ya baksana. Evet Echo akıyor. Ama bu, yine de bunları bu kadar kaybetmemesi lazım. Orada yukarıda bir yerde Archer'ları kaybetti sanırım. Evet. Ordu sayısı bir anda 40'tan 10'a düştü. Fresh Pro abi. Zombie. Zombie. Alı. 3 tane de vurmuş ama be. O sırada adam şurada mikro ile ilgileniyor. Tabi tabi. Evet. Mihai'nin ekocacık. Buradan sanırım Kavale falan dönecek Mehmet abi. Defans upgrade'ini alıyor. Belki Hussar basabilir manager'lar için. Sanki Kavale daha mantıklı gibi ya. Çünkü ekosu Hussar daha hızlı ama. Gerçi o da var. Zaten sadece amaç Onager'ı kesecek. O et olarak daha ucuz ya Kavali, onu anladım da. Marketten satın alır en kötü ya. Evet, Hussar geliyor. Of. Hussar bile yapmadı galiba değil mi? Hussar'a bile tıklamadı. Yok daha tıklamadı. Bombard Cannon'la uğraşmayayım dedi. Ha, basayım 2-3 tane. Ara alsın. Yarif iyi şey yapıyor. Nikroluyor. Güzel. Bir tane daha Onager'ı düştü. Ben o yüzden dedim acaba Onager mı bassaydı şey yerine. Evet. Prestige Onager Echo'su da var. Prestige Engineering kartı kale upgrade aldı mı? Nihayet sunmaya çalışıyor ama sanki son çırpınışları gibi. Hmm.
Evet, raid'a başladı Rusher. Ha şu kaleyi alırsa zaten oyun GG. Başka yapacak bir şey yok. Şu anda GG gibi duruyor. Yani şurada zaten. O kaleyi almasa şey ya, comeback gibi. Allah sayısını da 50 yaptı Rusher. Evet. Durum 2-1. Rusher. Maçını alıyor. Hemen bir istatistiklere bakalım. Military'e 127 kill'e 146 kill. Yani oyunu biz kazandık ama yine demin bahsettiğim olay. Asker kontrolünde çok şey değiliz. 127 kill almışız. Adam bizden daha çok kill almış. O da daha iyiyiz. Yani 55'e 74. Şuradan çıkalım ya patron kasvane. Rusher. Kımer'le kaybetti. Malay'la kaybetti. Kore'yle kazandı. Mihai Portekiz'le kazandı. Mans'la kazandı. Boğol'la kaybetti. Evet sıradaki maç. Rusher vs. Mihai. Map. Sanki bir şey yazacağım bir baksana ya. Hı hı. Map kava sanmış. Forlex'miş pardon. Evet, Rusher vs. Mihai oyun 4. In the house. 2-1. Map. Four Lakes. Rusher Litvanya almış. Mihai ise Dravid. Dari. 9 saat nasıl dayanıyorsun? Dayanırız. Maçları sunmamız lazım. Bundan sonra kaç seri kalıyor ya? Nili vs. Viper. 3 kaldı. Ha? Bir de bence... 2 seri kaldı. Ha, 2 seri değil mi? Aha. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Var. Belki birine, yine birini şey yapabiliriz, yarına bırakabilirim bilmiyorum. Ya da bitiririz ya. Bir dakika. Akşam yemeği yemedik. Ben de daha yeni yedim ya. Belki bu maçtan, bu seriden sonra bir şey yaparız. 10-15 dakika ara, ben bir şeyler yiyip içip enerji depolarsam bitiririz. Tarafta fişin şıp basıyor. Ne kadar deli. Daha geldi fish and ship. Nan tayar. Evet oyun stabil şu an. Ha, Rusher aslında ekstra etle başlıyor. Biraz daha oduna çabuk girip biraz fish sayısında öne geçebilirdi aslında.
Evet. Evet abi vallamaya başladı bu arada. Sağ tarafı kapatıyor. Mihai de barak attı. Manet açılışı yapacak herhalde. Dravid'de manet upgrade'i daha ucuz. Sadece et mi ucuz istiyordu? Oo, Mihai Yarı yan. fiyatına direkt %50. Mihai yanlışlıkla house telledi Disaster. Şimdi tekrar atıyor. Oradaki palasitleri de elleyecekti herhalde. Ona da tıkladı büyük bir ihtimalle. Evet. İşte ileriye yolluyor. Abi Mehmet abi çok genişten kapanıyor ya. Ya zamanda Bir tık kapanabilecek mi? yanlış oynuyor sanki. Hmm. Çünkü rakip Dravid, Manet gelme ihtimali çok yüksek. Hani anlıyorsun ırktan direkt. Hı. Geldiği anda patlayabilirsin. Archer'ı da hızlı Infoyu basacak şimdi sanırım. aldı bir de. Şu an gördü. Table atıyor. Sıkıntı. Archer range atıyor aynen. Ben belki dok atacak sandım da yok dok atmıyor. Archer range atıyor. O Mihai'nin Orvur tuttu. tartışılmış ha. Alagi TR teşekkürler. 5 giftin için çok sağ ol. Forward Archer Range. Mehmet abi gördü onu. Hemen önünü kapatmaya çalışıyor. Bakalım kapatabilecek mi zamanında. Muhtemelen kapatır da o menetler oraya gelince Hemen açar açarlardı. yani. Çünkü scout'la sanki meneti tutmak bir tık bana ters geliyor. Valı kötü attı orası açık. Aa, atamadı bile. Bayağı bir iş yolladı oraya. Oha. Kaç tane iş var lan Oy. orada? Büyük sıkıntı. Kavga varmış beyler yürüyün de. Russell Stain emeğine sağlık. 5000 bit. Kral çok sağ ol. Eyvallah. Eyvallah abim. İnsan hareket. Çok sağ ol. Bir şey kaybederek tuttu orayı. Hı. Denizde de daha az fiş bastığı için Orasını full kapattı toplamış mı? sesi geride. Kapattı orayı kapalı. Hmm. Tıkladı çünkü bir işiyle dışarı. Ama dediğin olay o menetler Tahminimce. yaşıyor. Orayı açması zor olmayacak. Yani menetler varken skorla tutamazsın o Hı. Dravid'in Archer'ını. Dravid skor yapsa da counterlıyor. Litvanya'nın Bilmiyorum. skörleri hızlı. Eğer biraz sayı olarak üstün olsa belki alır da sayı olarak şu an bir tane var. House dolduk. Bir de Mihai ikinci göle de girdi. Evet, Sağdaki göle girdi. oradan da fiş basıyor. Bakabilirsin. Oradan da fiş basmaya başladı. Yani 7 fişe 3 fiş. Ki oraya dok da atacak şimdi. Mehmet abi kaçırdı herhalde o işçinin orada olduğunu. Temizledi burayı Rusher. Güzel aldı, beklediğimden iyi aldı. Fletching iyi olmadığı için sanırım Mihai'nin. Hı. Evet, orayı aldı. Ama fiş olayında çok geride kaldı. Şu an 30 fişe 35 fiş. Ve Mihai'nin oradaki işçisini de unuttu. Mihai oraya şimdi sneaky duck atıyor. Tıt tıt tıt. Bitlerin yüzde kaçını alıyor? Bitlerden kesinti yapmıyor Twitch. Çok az yapıyor. %2-3. Aboneliklerden daha çok. Sadece galiba şeyi kesiyor. Vergi Hı. kestiği para kısmından Aynen. kesiyor. Aynen. O yüzden en iyi destekleme yolu bit arkadaşlar. Russell Stain'e tekrardan teşekkürler. Bu ay bize bayağı bir bit yolladı. Sağ olun. O menetlerle defansta çok mantıklı bu arada. Skörde olduğu Hı-hı. için. Bir basmak yerine direkt menet. Evet. Maaş sana verdik. Vallahi bu ay öyle oldu ya. Kral.
Eyvallah abi. Hadi şimdi Doka da girdi. Fişler de gidiyor. İlerideki orduyu da temizledi Mihai. Şunlar gitti. Duba yok. Skirm yok. Fishing ship yok. Sıkıntı. Ben Pop da çok yolumda geriye düşecek. gidiyorum. Derken GG veriyor. Denizde yörünce sanırım GG Hı-hı. verdi. Durum 3-1. Mihai alıyor seriye. Tamam, bir istatistiklere bakalım. Seri 15'e 8. Ekonomi ayı 700 daha fazla toplamış. Teknolojide çağ atma süreleri aynı. Sayısında bir iş daha fazla. Tabii fishing ship olarak daha fazla. Kaç tane fishing ship basmış? 9 tane basmış. 8 miydi? 9 oldu mu? Hı hı, aynen. APM'de 91'e 61. Evet, Mehmet abi 3-1 kaybediyor.